Altılı masayı zaten bir araya getiren zemin şöyle oluştu benim hatırlayabildiğim kadarıyla. Zaten ilk deklarasyonlarında da bu tespit vardı. Türkiye'nin bugün temel sorunu onlara göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu tek adam rejiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu sistemi değiştirmek suretiyle Türkiye'nin sorunlarını çözmenin yolunu da açmış olacaklarını düşünüyorlar. Böylece de işte bu sistemden kurtulup bir parlamenter sistem kurmayı hedefliyorlar ve bu parlamenter sistemi de geçmişteki kırılganlıklarını içermeyecek şekilde yani güçlendirilmiş sıfatıyla ifade ediyorlar. Burada aslında yayınladıkları bazı temel ilkeler ya da ne diyelim görüşler var. İşte yargı bağımsızlığı nasıl olacak veya parlamento içinde mesela iç tüzük nasıl düzenlenecek, muhalefete nasıl bir yer verilecek vesaire. Bunlar tamam. Yani bunlar da aslında çok büyük bir karşı çıkılacak bir problem yok. Ama temelde bir ciddi bir bence yanlış yapıyor bu altılı masa. O ciddi yanlış da şu, Türkiye'nin sorunu sistem sorunu değil. Sistemden kaynaklanan sorun var ama biliyorsunuz parlamenter sistemi uzun zamandır uygulayan bir ülke Türkiye. Türkiye'nin geçmişinin çok partili siyasi hayat ve parlamenter sistem olması bizi yanıltmasın. Bu sistem tam manasıyla Avrupa ya da Kuzey Amerika standartlarında dünyanın bilinen standartlarında bir demokratik sistem olmadı hiçbir zaman. Her zaman sorunluydu. Ve bu sorunların temelinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak kendisini tekçi, monolitik bir devlet ve millet yapılanmasıyla inşa etmesi gibi bir pratik vardı. Neyi kastediyorum bundan? Türkiye Devleti başından itibaren bir milliyetçi devlet olarak kuruldu. Devletin bir milliyetçilik ideolojisiyle kendisini tanımladığı ve meşrulaştırdığını biliyoruz. Devletin bu ideolojisi değişik dönemlerde farklı şekillerde tanımlanmış olabilir ama 1937'de anayasaya giren Altıok'la birlikte gayet net ama ondan önce de tabii bu ideoloji doğrultusunda bir sürü icraat yapıldı 1924'ten itibaren. Özellikle 1924 Anayasası ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte. Bunlar tarihte oldular. Yani bunları hani niye öyle oldu anlamında söylemiyorum. Bunlar böyle oldu ama o dönemle eleştirel bir hesaplaşma yapmadan da bugünün gereği gibi değerlendirilmesi gerçekleşemez. Onlar mesela 1961 Anayasası'nı yaptık ama 61 Anayasası bir yanıyla çok demokratik kurumlar ve ilkeler koyan iyi bir anayasa olarak görünüyor ama öbür taraftan mesela başlangıç bölümünde Türk milliyetçiliğinden ilham aldığını yazıyor bu anayasa. Dolayısıyla işte 82 Anayasası zaten biraz dini unsuru da abartarak telaffuz eden ve işte Atatürk milliyetçiliği diye bir kavramı hem başlangıç bölümünde hem değiştirilemez ikinci maddede Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olarak tasavvur edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bizim buradaki sorunumuz daha akademik olarak ifade etmem gerekirse milliyetçilik tekçi, monolitik bir siyasi örgütlenmeyle homojen tek yapılı bir toplumsal birliğin bir anlamda evliliğidir. Yani bir siyasi yapıyla bir kültürel yapı olarak milletin bir siyasi yapı olarak devletle bir kültürel yapı olarak milletin bir araya gelmesi ve bu birliğin sağlanmasını hedefleyen bir ideolojidir. Şimdi bu ideoloji tabii ki bu böyle bir siyasi programa da dönüştüğü zaman bu toplumdaki pek çok farklılıkla yüz yüze geliyor ve onunla çatışıyor. Çünkü toplum monolitik değil. Toplumda çeşitli farklılıklar var. Sınıfsal eşitsizlikler manzumesi var. Bir defa milliyetçilik dediğiniz zaman millet kavramı bunların hepsini tek bir potada eritmek istiyor ki Cumhuriyet zaten bunun üzerine kuruldu. Yani Türkiye toplumu
Cumhuriyet ideolojisine göre sınıfsız, imtiyansız, kaynaşmış bir kitle. Dolayısıyla meslek zümrelerinden meydana geliyor ama bunlar arasında bir çatışma değil, devlet ideolojisi bunlar arasında bir dayanışma görüyor. Dolayısıyla dayanışmacı ve böyle bir solidarist, korporatist bir ideolojik yapısı var. Taha Parla'nın, hocamızın terimini kullanacak olursam. Bu işin bir sınıfsal tarafı. Bir de işin tabii kimliklerle ilgili, işte etnik kimliklerin bastırılması, işte her ne kadar etnik olmadığı söylense bile açıkça etnik olduğunu burada artık uzun uzun anlatmama gerek yok. Hepsine cevap verebilirim. Buradaki Türk kelimesi herhangi bir hukuki bağlamı devletle birey arasındaki hukuki bağı nötr olarak ve herkesi kapsayacak şekilde içeren bir bağ değil. Bunun etnik bir bağ olduğunu, etnik bir adlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye bir yer adıdır ama Türk kelimesi bu yerde yaşayan insanlardan çoğunluğun, çok büyük çoğunluğun adı olabilir veya onun mensup olduğu etnik kavim olabilir ama bu bir kavim adıdır. Yani bir etnos adıdır. Dolayısıyla hani bunun bir defa farkında olmamız lazım. Asıl problemimiz çoğulcu bir halklar topluluğu olarak Türkiye'nin ulusal yapısını yeniden formüle etmek. Bunu formüle etmediğimiz sürece Türkiye'deki otoriter devlet yapısının demokratik bir biçimde yeniden inşa edilmesi mümkün değil. Ve altılı masa buradan ısrarla kaçıyor. Yani biz bu altılı masanın aslında açtığı yol tamam. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Kürt sorunu var. Tamam, var diyor. Bu önemli bir ilerlemedir Cumhuriyet Halk Partisi adına bana sorarsanız. Tamam, Kürt sorunu var. Peki Kürt sorunu diyor parlamentoda çözülür. Peki parlamentoda çözülebilmesinin parametreleri ne olacak? Bunu mesela şimdi konuşmazsak ne zaman konuşacağız? Ne zaman konuşursak geç konuşmuş olacağız. Çünkü otoriter bir koyulaşan bir otoriter rejim var ve bu koyulaşan otoriter rejimden gerçekten çıkabilmemizin yolu buradaki temel meseleleri konuşmamızdan geçiyor açıkçası ve bu tabii yani sınıf meselesini konuşmayalım demiyorum o da konuşulacak ama kimlik siyaseti yerine sınıf siyaseti yapalım türünden bir yaklaşım da son zamanlarda dile getiriliyor. Bunlar tamamen Kürt meselesinden kaçmak için bulunan bir takım yan yollar. Tabii Kürtlerle birlikte işte Alevilerin sorunları var. Bir türlü örneğin cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi mümkün olmuyor. Yani sorun bir inanç grubunun bir inanç grubu olarak devlet nezdinde hukuk önünde diğer yurttaşlarla eşit muamele görecek şekilde saygıdeğer bir varlık olarak kabul edilmesi. Yani siz de tabii gençsiniz hatırlamazsınız ama okuduklarınızdan biliyor eğer okumuşsanız o dönemlerle ilgili. Örneğin 91 seçimlerine giderken ya da 95 seçimlerine giderken o zamanlar işte Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olan 91'de Süleyman Demirel Kürt realitesini tanıyacağız ve Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaş olacak ifadesini kullanıyordu seçim propagandası yaparken. Şimdi Kürt realitesi tanındı mı Türkiye'de? Aradan geçti bir 30 sene. 31 sene. Kürt realitesi tanındı mı ve Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaş olmak bakımından kendisini eşit hissediyor mu? Bu soruya evet cevabı veremiyoruz. O zaman altılı masanın cevap bulması gereken soru bu. Yani sistemi değiştirecekler, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecekler. Böyle bir proje var. Buna kimsenin büyük bir itirazı yok. Yani parlamenter sistemden yana mısın derseniz ben de parlamenter sistemden yanayım. Ama bunu parlamenter sistem nasıl bir parlamenter sistem olacak? O ayrı bir konu. Ama geçileceği tasavvur edilen parlamenter sistemin gerçek gücü vatandaşların bu siyasal sistemi sahiplenmesinden geçiyor. Siz vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin
vatandaşlıkla bağlı olan insanlarını bu sistem içinde eşit vatandaşlık olarak bir araya getiremezseniz bu parlamenter sistemi gene insanlar bazıları sahiplenir, bazıları sahiplenmez. Ve bu sorunlar devam eder. Geçmişte olduğu gibi. Yani 91'den bu yana biz bu sorunu çözemediğimiz gibi 1923'ten beri de çözemedik. Yani 100 yıldır çözemediğimiz bir birikimden bahsediyoruz ve o birikimi bugün gelinen noktada yani Türkiye insanının, Türkiye Kürtlerinin özellikle bu sorunla cebelleşen insanların ne kadar eğitim seviyelerinin yükseldiğini, siyasal bilincinin zaten o zaman da yüksekti ama şimdi ne kadar yükselmiş olduğunu her birimiz görüyoruz, biliyoruz. Bütün seçim süreçleri buna zaten tanıklık ediyor. Dolayısıyla bu kadar siyasal bilinci yüksek olan bir kitleyle birlikte bu sorunları şimdi konuşmadan seçimlere gitmenin pratik bir faydası yok. Yani öncelikle bu sistemin değişmesi sağlansın, ondan sonra bakarız yaklaşımını ben çok eksik ve hatalı buluyorum. Yani Altılı Masa ve HDP'nin de içinde yer aldığı, belki de öncülük ettiği demem daha doğru. Muhalefet, Emek ve Özgürlük İttifakı, Altılı İttifak diyelim. Emek ve Demokrasi İttifakı'yla bu meseleleri konuşabilecekleri bir siyasi platform içinde bence bir şeylere yönelmeliler. Bu yönde bir çaba gösterilmesi, aynı zamanda Türkiye'nin 1923 sonrası, pardon 2023 sonrası gelişme doğrultusunu da çok başka bir yöne doğru çevirecektir. Başka derken çok daha demokratik bir yöne doğru ve bu sefer gerçekten demokrasiyi yakalayabilecek bir yöne doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama böyle bir gelişmenin herhangi bir işareti de yok maalesef. Türkiye'de şimdi iki tane yol görünüyor. Bir tanesi bugünkü yol. Yani bugünkü kurulu düzenin tutturduğu yol. Bu işte bu acayip ya da ucube diyelim hatta tek adam rejimi ve onun arkasındaki Cumhur İttifakı. Bu da bir koalisyon aslında. Şimdi bunun bir devam ettirilme çabası var. Bu bir yol. İkinci yol seçim olsun, biz parlamenter sistemi kuracak şekilde iş başına gelelim ve yeniden parlamenter sistem gelsin Türkiye'ye, hatta bunu güçlü olarak yapalım diyenler. Şimdi altılı masa bu. Bu da ikinci yol. Fakat bu iki yolun bir ortak noktası var. Bu iki yolda Türkiye'nin bir beka sorunu var, devletin. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir beka sorunu var, bir varoluş sorunu var. Beka sorununun nereden kaynaklandığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik tehditlerin nereden geldiğini filan bunları bilmiyoruz. Yani esas itibariyle bu ikinci yol Türkiye'nin neden daha demokratik bir ülke olamadığını derinlemesine tahlil edip bunda bu tahlilin ortaya koyduğu sonuçlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesinin, demokratik bir hukuk devleti olabilmesinin, bunun eşit yurttaşlık temeline dayanmasının vesaire önündeki engellerin ne olduğu konusunda ortak bir anlayışta birleşebilmiş değiller. Bunlar içinde Cumhuriyet Halk Partisi, bu altılı masanın en büyük partneri olarak kendisini 1965'ten itibaren ortanın solunda tanımlaya gelen bir siyasal parti. Dolayısıyla eğer bu gerçekten iddia edildiği gibi solda olan ve sosyal demokrat niteliği olan bir siyasi parti ise toplumda ezilen sınıflara, baskı altındaki kimliklere vesaire bunlara yönelik olarak onlara daha hak temelli yaklaşan, daha eşitlikçi yaklaşan bir perspektifinin olması ve bir politika geliştirmesi gerekir. Fakat bunu yapmadığını görüyoruz. Özellikle sosyal alanda yani sınıflarla ilgili meselede sınıf kavramını kullanmaksızın veya sınıf çatışması kavramını kullanmaksızın çok böyle kurulu
neoliberal düzenin içinde bir takım çözümler arayan bir siyasi, bayağı bir merkez sağ parti gibi bir görünüm çiziyor Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'ler civarında olan tabanının içinde sosyal demokrat da olsa kendisini daha sol terimlerle tanımlayan grupların olduğunu biliyoruz. Emek ve Özgürlük nedense o yerleşti. Emek ve Özgürlük İttifakı'na eğer 1923, pardon, 2023'teki seçimlerden sonra bir iktidar değişikliği olursa Cumhuriyet Halk Partisi tabanından belki böyle bir ayrışmayla bir destek çıkabilir diye düşünüyorum. Aslında her şeyi biraz hipotetik olarak spekülatif bir biçimde şuraya da bağlayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı kaybetmişti. Ve o 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında 30 küsur gün süren bir hükümet kurma mücadelesi görüşmeleri olmuştu. Ve HDP o süreçte dışlanmıştı ve o dışlanma bugüne kadar devam ediyor. İşte arada dokunulmazlıklar kaldırıldı, CHP onlara destek verdi. İşte Demirtaş şimdi onun için demir parmaklıklar altında bu dokunulmazlıkların kalkması vesaire. Halbuki o zaman 2015 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP bir beraberlik kurabilmiş olsalardı bugünkü tablo çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapmamış, yapamamış olması aynı zamanda bugün neden kendisini solda tanımlamaya devam ettiğini bildiğimiz Sosyalist Enternasyonel üyesi bir partinin Türkiye'deki sol muhalefet blokuyla birlikte hareket etmekten imtina ettiğini de bize gösteriyor. Ama bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni veya tabanı sola bigane kalmaya devam edebilir. Dolayısıyla 2023'ten sonra her şey yolunda gider de Türkiye biraz demokratik bir siyasi hayata açılırsa bence sol ittifakın önü çok açılmış olur. Yani geleceği Türkiye'nin büyük oranda o zaman soldaki muhalefet tarafından belirlenir ve iktidar olmasa bile iktidarı son derece etkili bir biçimde yönlendirebilir. Belki de iktidar olur ileride. Yani 2027-31 böyle dörtlü dörtlü gidersek ya da beşli beşli gidelim fark etmez. Tabii bu iyimser tahmin. İyimser olarak tahminim ama bu tabii Emek ve Özgürlük İttifakı çok değerli bir beraberlik. Umarım devam edecektir.